Elif Hanım, maalesef haberlerin iyi değil. Yakın zamanda yaptığınız düşüğün de tetiklediği bir durum var. Nedir durum? Ya ne yazık ki rahminizde servisit dediğimiz bir enfeksiyon gözüküyor. Benim anlayacağım şekilde söyler misiniz? Yani ne demek bu? Yani bir operasyon geçirmeniz gerekecek. Ama sonrasında maalesef bir daha çocuk sahibi olamayacaksınız. Her şeyimi aldılar benden. Anne olma şansımı aldılar, aile kurma şansımı aldılar. Hayallerimi aldılar. Elif. Babacığım. Gel. Kızım, Erhan'la konuştun, gidiyoruz değil mi? Evet, konuştum. Gidiyoruz babacığım, sen dinlen. Şu rezervasyon işlerini falan halledelim, öyle çıkarız yola. Vallahi bayram sabahına uyanmış çocuk gibiyim. Belli. Hepimize çok iyi gelecek bu tatil. Ben bir Erhan'ı arayayım. Tamam, hadi bakayım. Günaydın. Günaydın. Sevgilim. Elif mi? Açmayacaksın değil mi? Ya Buram abiye söz vermiştim. Bugün yola çıkacaktık Simel. O yüzden arıyor yüksek ihtimal. Yani bilmiyorum tabii de. Efendim Elif? Erhan'ı verir misin Sibel? Veremem, müsait değil. Ne diyeceksin? Ne oldu? O zaman müsait olunca beni arayabilir mi? Çünkü birebir konuşmam gereken bir konu var onunla. Erhan hiç müsait olmayacak bugün. Yani konuşamayacaksın. Ben kocamla baş başa vakit geçireceğim de yeni evliyiz, anlarsın. Peki Sibel. Demek planlarınız var Sibel Hanım. Erhan bana gelemiyorsa ben ona giderim o zaman. Ne oldu? Ne diyor? Bugün bizi rahatsız etmeyecek. Sevgilim, aşkım, çok iyi anlıyorum seni. Biliyorum çünkü aynısını ben de yaşadım. Kıskanıyorsun beni. Normal. Ama çok kısa bir süreliğine bu oyunu devam ettirmemiz lazım. Birazcık da anlayış göster, ne olur. Yine senden anlayış istiyorum, lütfen. Tamam, anlıyorum. Anlıyorum ama ne dersen de boş şu an. Hani kıskanıyorum evet ve bu en doğal hakkım. Çünkü ben kocamı seviyorum. Ve Elif'e sınırlarını belirtmek istiyorum. Çünkü bunu yapmazsam daha da abartacak. Hem bugün kocamı kimseyle paylaşmak istemiyorum. O zaman sevgili kocanız size elleriyle bir kahvaltı hazırlamasın mı? Şöyle güzelinden, genişinden. Bak bu çok güzel olur. O zaman aşkım sen yumurtaları çırpmaya başla. Benim ufacık bir işim var. Hemen geliyorum, tamam mı? Üç tane ben, iki tane sen. Sen ne yapıyorsun? Neredesin sen? Ya sen bana çiçek mi aldın? Mesaim var. O yüzden çıktım dışarı. Sana daha ne çiçekler alacağım? Güller dökeceğim senin yoluna. Sibel Goraslan. Romantik testler kimden sorulur? Benden sor. Yanıyor mu ya o? Hayır, yakmadım. Vallahi bu olmuş. Bu olmuş. Şaka şaka yanmamış. Kenarlar tutmuş biraz. Ne yapmak istersin sevgilim bugün? Evde mi duralım, dışarı mı çıkıp bir şeyler yapalım? İkisini de yaparız. Bir film izleriz, acıkınca da dışarıya çıkarız. Olur, süper olur. O kim? Apartman görevlisi herhalde. Bakalım bakalım. Elif, ne işin var burada, ne oldu? Girebilir miyim? Bir şey mi oldu? Buran Baba'ya falan mı bir şey oldu?
Yok, o iyi, merak etme. Ben seninle konuşmak istiyordum. Sen de müsaade edersen tabii. Tabii tabii, müsaade senin. Yani sen artık sınır tanımıyorsun. Ben de çok merak ettim söyleyeceklerini. Oturabilir miyim? Şöyle oturayım. Ne oldu ya? Dün gece hastaneye gittim. Ara ara sancım oluyordu zaten ama işte babamın telaşından hiç üstüne düşememiştim. Sonra dün gece fenalaşınca dayanamadım, gittim. Neyin varmış peki? Düşükten sonra bir enfeksiyon olmuş. Şu an nasılsın peki, iyi misin? Erhan, ben bir daha anne olamayacağım. Nasıl yani bu? Kesin kesin doğru mu yani? Doğru. Tuncay yanımdaydı bütün gece. İstiyorsan ona sorabilirsin. Elif, ben çok üzgünüm. Benim şu an güçlü durmam lazım. Ne, babama söyleyemem bu durumu o haldeyken. Ama senin yardımına ihtiyacım var. Şu 3 gün babamı şu tatile götürebilir miyiz lütfen? Sen zaten hayatına devam edersin istediğiniz kadar. Birlikte vakit geçirirsiniz. Ama lütfen şu 3 günü babama ayır. Senden soracağım. Ben babama gideceğimizi söyledim. Gelip gelmemek sana kalmış. Gelirim Elif, kesin gelirim. Tabii ki gelirim. Peki. Teşekkür ederim. Ben hemen geliyorum. Sibel, Sibel. Kızın üstüne gitme, gördün halini. Saçmalama, ben canavar değilim. Ya bu acıyı en iyi ben bilirim. Elif. Gerçekten çok çok üzgünüm. Yani durumunu çok iyi anlıyorum. O yüzden kendini zamanı gelene kadar ve Burhan Bey kendini daha iyi hissedene kadar kötü hissetme. Ya ben sesimi çıkarmayacağım, söz. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Ne demek? Sen yeter ki üzülme. Üzüldüğümü kim söyledi? Nasıl yani? Anne olamayacağını söyledin. Evet. Peki bunun sorumlusu kim? Sensin. Ama merak etme. Cezanı çekeceksin. Elif, sen dalga mı geçiyorsun? Bu durumdayken hala intikam peşinde misin sen? Bunlar iyi günler Sibel Koraslan. Senden alacağım intikamın acısını hiçbir şey hafifletemeyecek. Bana yaptıklarının aynısını sana yaşatacağım. Hiç merak etme. Ne oldu? Ne diyor Elif? Aşkım. Elif, intikam peşinde. Ya söylediklerini bir duysan. Ne intikamı Sibel ya? Biraz önce gördün kızın halini burada. Ya ben Elif'e çok üzülüyorum. Çünkü Elif'in hayatı boyunca en büyük hayaliydi yani. Bir aile kurmak, bir çocuk yapmak. Ben de bu kaygıları, acıları yaşadım. Benim sadece 3 ayım vardı. Şimdi daha da az ama benim için bu kadar üzülmemiştin. Sevgilim, yapma lütfen, ne olur. Yanlış anlıyorsun beni sürekli. Yapma. Ben bu konuyu daha fazla tartışmayacağım. Şirkete geçiyorum. Sen de gelmemezlik yapmazsın herhalde.